Size yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten ben de mümkün olduğu kadar bu seriyi, Türkiye Felsefe Kurumu'nun bu çalışma serisini takip etmeye çabalıyorum. El verdiği ölçüde bu doktora çalışmalarının özellikle bir seminerler dizisi olarak kamuoyunun ilgisine sunulmuş olması gerçekten anlamlı. Çünkü bu tür çalışmaların kaderi eğer yayımlanmadıysa da raflarda kalmak oluyor. O açıdan çok anlamlı bir katkı sunduğunuzu akademik camiaya yürekten teşekkürle ifade etmek isterim. Ali Sağlam arkadaşımız az önce siz de ifade ettiniz. Benim danışmanlığımda doktora tezini tamamladı ama gerçek danışmanı şu an karşımda Gülüs Hocam. Sağ olsun benim idari görevden ötürü yoğunluğumdan ötürü çok fazla vakit ayıramadığımı kendilerine ifade etmiştim. O noktada fiili bir destek talep etmiştim, istirham etmiştim. Var olsunlar, kırmadılar, o desteği sağladılar, okudular, tekrar okudular. Destekleriyle birlikte Doktor Ali Sağlam'ın çalışması sağlam bir şekilde kamuoyunun ilgisine sunulmuş oldu. Ben daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Ali'nin ahlak ve hukuk felsefesinin etkileşim ve kesişim alanı çerçevesinde Hart'ın dışa vurumculuğu bir anlamda burada hem ahlak felsefesi, etik ve hukuk felsefesi arasındaki potansiyel ilgili kavramsal çerçevede tabii kendisi izah edecek, anlatacak. Nasıl özellikle yeni dinamikler burada tabii ahlak felsefesi özelinde bu etkileşim çerçevesinde ortaya koyacak. Kendisine süre olarak Gülüs Hocam'la da konuşmuştuk. Bir 40 dakikalık, yanlış hatırlamıyorsam hocam, 40 dakika 40-45 dakika arası bir sunum süresi moderatör olarak sunuyorum, ifade edeyim. Daha sonra da soru cevap faslıyla bir saatlik süre içerisinde programımızı tamamlamayı arzu ediyoruz. Tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyorum ve Ali'ye söz vermek istiyorum. Buyur Alicim. Teşekkür ederim hocam. Değerli hocalarım, kıymetli dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de öncelikle bu programın gerçekleşmesinde başta Gülriz Uygur hocam olmak üzere emeği geçenlere ve moderatörlüğü için de Muharrem Kılıç hocama teşekkür ediyorum. Başlıkta da ifade edildiği üzere bugün size ahlak ve hukuk felsefesinin etkileşim alanında HLA Hart'ın dışa vurumculuğunu sunmaya çalışacağım. Bu sunum doktora tez çalışmama dayanıyor ifade edildiği üzere. Öncelikle tez çalışmamda Hart'ın dışa vurumculuğunu ele almayı neden seçtim? Bu konuyu nasıl belirledim? Ve ayrıca konunun önemi nedir? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Esasında tez konusunu belirleme sürecim yeterlik sınavına hazırlandığım döneme tekabül ediyor. Tabii yeterlik dönemine hazırlanırken, yeterlik döneminde literatürü tararken esasında literatüre böyle bir kuş bakışıyla bakma imkanı da yakalıyorsunuz. Biz de arkadaşlarımızla genelde ahlak felsefesi tartışmaları da tabii yapıyorduk bir yandan. Yani bu süreçte ahlak felsefesi ve hukuk felsefesi arasındaki ilişkinin daha çok ve bilhassa faydacılık ve klasik hukuki pozitivizm bağlamında gerçekleştiğini gördüm. Daha çok normatif etik teoriler bağlamında esasında hukuk felsefesiyle olan etkileşim kurulmuştu. Ben de acaba bu etkileşim modern dönemde ya da daha yakın dönemde nasıl gerçekleşmiş olabilir sorusundan açıkçası hareket etmek istedim. Ve bu dönemde literatürü tararken Kevin Toh'un bir makalesine denk geldim. Bu makalede Kevin Toh, Hart'ı modern dönemde metaetik bir yaklaşım olan dışa vurumculuğu atfediyordu. Yani yaklaşımını ve görüşlerini oldukça özgün buldum kendi adıma. Ve onu bir hareket noktası olarak belirledim. Bu bağlamda esasında hangi soruları cevaplamaya çalıştım ya da hangi alt sorunlar belirdi onları saymak isterim. Öncelikle tabii ki Hart'a metaetik dışa vurumculuğun atfedilip atfedilemeyeceği,
Eğer hartı dışa vurumcu olarak değerlendirebilirsek, hartın dışa vurumculuğunun türü ve bu kapsamda karşılaşılan felsefi problemler çalışmamın alt sorunları olarak belirlendi. Peki hartın dışa vurumculuğu bizim için neden önemli? Yani dışa vurumculuğu harta atfetmekle esasında literatürde nasıl bir kazanım elde edebiliriz? Bunun için esasında öncelikle metaetik kavramına ve metaetik tartışmalara genel hatlarıyla bakmamız gerekiyor. Ben de böylelikle aslında sunumuma giriş yapmış olayım. Meta terimi 20. yüzyılda önüne eklendiği kelimeyi hakkındalık anlamına dönüştürüyor. Yani bir kelime meta önekini aldığında o alana ilişkin bir hakkındalık anlamını ifade ediyor. Ve eklendiği sözcüğün sınırlarını aşan alanı ifade etmek için kullanılıyor. Bu doğrultuda metaetikte esasında etik düşüncenin bizzat kendisini felsefi sorgulamalara konu ediniyor. Yani aslında doğrudan ahlak felsefesinin kendisi sorgulanıyor metaetik tartışmalarda. Metaetin analitik felsefe içerisinde gelişini ifade etmemiz gerekir. Dolayısıyla dilsel analizin esasında ahlak felsefesinde kullanılmasıyla ortaya çıktığında söyleyebiliriz. Daha somutlaştırmak istersek örnek sorulardan mesela gidebiliriz. Yani metaetik tartışmalar hangi tür soruları cevaplamaya çalışıyor? Örneğin ahlaki gerçekler ya da nitelikler var mıdır? Bunların gerçekliklerinden, varlıklarından ne şekilde söz edebiliriz? Ya da ahlak bilgisi diye bir şeyden acaba söz etmemiz mümkün mü? Ahlaki bilginin imkanı sorunu bu bağlamda ele alınabilir. Yine ahlaki yargıların doğrulanıp doğrulanamayacağı, yanlışlanıp yanlışlanamayacağı da yine keza metaetik içerisinde cevaplanmaya çalışılan sorulardan birisidir. Şimdi bu sorular esasında incelendiğinde ilk bakışta bizim fark edebileceğimiz husus bilindiği üzere metaetik tartışmaların normatif tartışmalardan belirgin bir biçimde ayrıldığı yönünde. Yani metaetik tartışmalar dediğim gibi ilk bakışta bakıldığında herhangi bir şekilde normatif olanı belirleme, olması gerekeni gösterme ya da standart belirleme amacına yönelmediğini görüyoruz metaetik tartışmaların. Tabii bu anlamda aslında bu konuda tartışmalı. Yani onu da ifade etmem gerekir. Metaetik tartışmaların normatif etik kuramlarla ilişkisinin aslında bu şekilde olmadığına yönelik de farklı görüşler var ama bu şu an benim çalışma konumun konusu dışında kalıyor. Yani onu o şekilde ifade edeyim şimdilik. Bu noktada John McKean'in Ethics, Inventing Right and Wrong isimli kitabında yaptığı bir ayrımdan söz etmek istiyorum. John McKean etik yargıları birinci düzey etik yargılar ve ikinci düzey etik yargılar olmak üzere ikiye ayırıyor. Mackie anılan kitabında bir eylemin doğru ya da yanlış veya bir karakterin iyi ya da kötü olduğunu iddia eden yahut bir tür yargıların türetilebileceği genel ilkeler ortaya koyan ifadelerin birinci düzey etik yargılar olduğunu açıklamakta. İkinci düzey etik yargılar ise birinci düzey etik yargıların anlamı ve nasıl oluştuğu hakkında açıklamaları içermekte. Başka bir anlatımla birinci düzey etik yargılar ne yapmamız gerektiğini ifade ederken ikinci düzey etik yargılar etiğin doğasına ilişkin genel açıklama olarak karşımıza çıkmakta. İşte tam da bu noktada Kevin Tuh'un yaptığı bir ayrımdan, daha doğrusu bu ilişkilendirmeden söz etmek istiyorum. Kevin Toh bir çalışmasında ki bu çalışma aslında Hart'a dışa vurumculuğu atfettiği çalışmasından daha sonra kaleme aldığı bir çalışma. Orada diyor ki Kevin Toh, çağdaş metaetikte birinci düzey etik yargılar ile ikinci düzey etik yargılar olarak meta teoriler yani meta etik teoriler arasındaki ilişki aslında gevşek ve karmaşık. Yani biz birinci düzey yargılar ile ikinci düzey yargılar arasında ki ilişkinin çok sıkı olmadığını görüyoruz diyor. Yani bu ne demek? Etik birinci düzey bir yargının dayanağının ikinci düzey bir yargı olarak meta bir teori tarafından oluşturulması gerekmez.
Yani ben normatif bir teori kapsamında bir yargıda bulunduğumda bunu doğrudan bu şekilde ifade edebiliriz. Yani doğrudan bir meta teoriye dayandırmak zorunda kalmıyorum. Fakat Kevin Toh aynı zamanda diyor ki bu durum hukuk felsefesinde bu şekilde değil. Yani hukuk felsefesinde çoğunlukla aksi kabul geçerlidir diyor. Yani hukuk nedir sorusu aracılığıyla birinci düzey yargılar ile ikinci düzey yargılar olarak hukuk bilim teorileri, meta hukuk teorileri arasında daha sıkı bir ilişkisi, özür dilerim, daha sıkı bir ilişki olmasının gerektiği varsayıldığını ifade ediliyor. Yani biz herhangi bir normatif hukuk teorisinde bir yargı, o bağlamda bir yargıyı ifade ettiğimizde aslında kendimizi bir anlamda hukukun doğasına ilişkin bir meta teoriye de dayandırmak zorunda hissediyoruz diyor. Ve Toh'un iddiası şu, diyor ki esasında birinci düzey hukuki yargılar ile ikinci düzey hukuki yargılar arasındaki ilişkinin meta etiktekine benzer biçimde aslında gevşek ve karmaşık olmasının mümkün olduğunu ifade ediyor. Şimdi bununla alakalı ben bir şema çizdim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Ekrana geldi sanırım. Evet. Şimdi bu şema dört başı mamur bir şema değil açıkçası. Bunu ifade etmem gerekir. Kendi içerisinde çelişkiler ya da eksik kısımlar var. Fakat ben bu şemayı bu sunum için hazırladım. Ve zihnimdeki aslında olan hususları daha hani rahat aktarmak için sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şemada sol tarafta etik, sağ tarafta hukuk aslında kuramsal bağlamda şemaya verilmiş durumda. Bizim esasında normatif etik kuramlar ile ahlakın kural boyutu arasındaki ilişki ahlak felsefesinin kadim dönemlerinden beri tartıştığımız hususlar. Yani ahlakın ne olduğu, ahlaki eylemin ne olması gerektiği, iyi karakterin ne olması gerektiği gibi sorunlar aslında ahlak felsefesinde, etikte bu iki ok arasına iki okla yani özür dilerim, tek okla birleştirdim normatif etik kuramları ve ahlakın kural boyutu arasında tartışılıyor. Bununla birlikte biz ahlak ve hukuk arasındaki ilişkiyi de aslında hukuk felsefesinde çok temel bir mesele olarak tartışıyoruz. Bu da hukuk felsefesinin doğrudan tartıştığı bir konu. Öte taraftan normatif hukuk kuramları bağlamında doğal hukukçuluk ya da hukuki pozitivizm bağlamında da hukukun kural boyutu ile olan arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Bu ilişkiyi tartışıyoruz. Yine diğer taraftan normatif etik kuramların hukukun kural boyutunda yani hukukun ne olması gerektiğine ilişkin belirlemelerde bulunduğunu görüyoruz. Mesela faydacılık bu bağlamda yasanın ne olmasına gerek yasanın ne olması gerektiği yönünde çeşitli belirlemelerde bulunuyor. Yine normatif etik kuramlarla normatif hukuk kuramları arasında da bir ilişkinin biz olduğunu biliyoruz ve bunu da hukuk felsefesinde tartışıyoruz. Yine mesela faydacılık ve klasik hukuki pozitivizm arasında özellikle Bentham bağlamındaki ilişki de bu şekilde tasvir edilebilir. Benim esasında doktora tez çalışmamda ele almayı, irdelemeyi istediğim etkileşim, iletişim ise bu meta etik kuramlar ve özür dilerim, meta etik kuramlar ve meta hukuk kuramlar arasındaki ilişki. Şimdi az evvel de ifade ettiğim gibi meta etik kuramların doğrudan normatif belirlemelerde bulunmadığını söylemiştik. Ve Kevin Toh'un da normatif etik kuramların esasında meta etik kuramlar tarafından gerekçelendirilmesine ihtiyaç olmadığı. Yani bir ilişki bulunsa da tabii ki bu disipline edici bir ilişki var. Bu ilişkiyi biz göz ardı edemeyiz. Fakat bu ilişkinin gevşek olduğunu ve daha karmaşık olduğunu ifade ediyor Kevin Toh. Ve aslında normatif hukuk kuramlarının da bir anlamda örtülü meta kuramlar, meta hukuk kuramları olduğunu söylüyor. Ve diyor ki yani esasında meta hukuk kuramları bir yönüyle tabii bunu ifade ediyor. Meta hukuk kuramları normativiteyle yani olması gerekenle standart belirlemeyle
gereğinden fazla sıkı bir ilişkide hukukta. Yani biz tıpkı etikte olduğu gibi normatiflikten biraz daha sıyrılmış bir meta alanın hukukta bulunmadığını görüyoruz. Yani ben aslında şöyle bir çizgiyle ifade etmek istedim. Bu sınırlama aslında şu sağ üst kısım diyelim, meta hukuk kuramlar. Tabii ki mesela doğal hukukçuluk, hukukun doğasına ilişkin belirlemeler var. Ama doğrudan normatiflikle ilgilenmeyen meta kuramlar esasında çok fazla yok. Temel sorun bu. Tabii bu neden olabilir? Ben çalışmamın giriş kısmında buna çok kısaca değinmiştim. Bana kalırsa benim şahsi kanaatim, yani zaten hukuk ve ahlak arasındaki ilişki inceleniyor ama bu daha çok hukuk uygulaması bağlamında ele alınıyor. Yani kuramsal bağlamda, meta düzeyde bu ilişkinin aslında ele alınmadığını ya da daha sınırlı ele alındığını söyleyebiliriz. Belki hukuk felsefesinin çoğunlukla hukukçular tarafından ele alınan bir disiplin olması belki buna yol açmış olabilir. Nitekim Roger Cotterell'in de kitabında buna ilişkin bir ifadesi var. Ben de dipnotta alıntılamıştım. O diyor ki modern dönemde ve Anglo-Amerikan bağlamında hukuk felsefesinin hukukçular tarafından ve bugünün mesleki felsefe eğitimden ne anlıyorsak onunla pek de ilgisi olmamış hukukçular tarafından izi sürülen bir alan olduğunu ifade ediyor. Ve diyor ki aslında onları genel olarak hukuk felsefecileri değil de hukukçular olarak felsefi bir öğretinin bir branşının üyeleri değil de spekülatif ilgilere sahip hukuk akademisyenleri olarak adlandırmak daha uygun olabilir ifadesini dile getiriyor. Bu şekilde çalışmanın önemine ilişkin bir giriş yapmış olayım. Peki yani Hart'ın dış savunuculuğunu tezinde tartışımı ifade ettim. Tabii ki Hart'ın dış savunuculuğunu anlamadan önce öncelikle metaetik dış savunuculuk nedir? Onu açıklamamız gerekiyor. Metaetik dış savunuculuk en genel ifadesiyle ahlaki eylemlerde failin güdülerine, motivasyonlarına vurgu yapan bir yaklaşıma karşılık geliyor. Tabii metaetik içerisinde dış savunuculuğa oldukça farklı anlamlar yüklenmekte. Özellikle tarihsel süreç içerisinde dış savunuculuğun farklı bir dönüşüme tabi olduğunu da ifade etmemiz yine gerekiyor. Ve büyük oranda aslında diğer metaetik tartışmaların gelişimine paralel biçimde dış savunuculuktaki görüşlerin de geliştiğini yine söyleyebiliriz. Bu tartışmalar neler? Doğalcılık, realizm, bilişselcilik, duyguculuk ya da buyrukculuk gibi çeşitli tartışmalar dış savunuculuğun gelişiminde etkili oluyor. Dolayısıyla bu tartışmalara da bizim değinmemiz icap ediyor. Öncelikle doğalcılık, gayri doğalcılık tartışmasına kısaca değinmek istiyorum. Doğalcılık, ahlak felsefesi sorunlarını bilimsel açıdan ele almaya çalışan ve ahlaksal temellendirmede bilimsel yöntemden faydalanılması gerektiğini öne süren bir yaklaşım. Doğalcılara göre iyi ile gözlemlenebilir bir şey arasında bağ kurulabilir. Biz iyinin ne olduğunu belirleyebiliriz ve onu tanımlamamız mümkündür. Doğalcılar ahlaki kavramları doğal özelliklere indirgemekteler ve bilimsel yöntemi kullanarak ahlakın rasyonel bilgisine ulaşmaya çalışmaktalar. Tabii doğalcılığın karşısında gayri doğalcılık bulunuyor ve en önemli ismi de George Edward Moore. Moore hatta metaetik alanın kurucu isimlerinden birisi olarak da aynı zamanda kabul ediliyor. George Edward Moore ise esasında doğalcıların bir hataya düştüğünü söylüyorlar ve ahlaki kavramları tanımlamanın mümkün olmadığını ifade ediyor Moore. Moore'a göre iyi, kötü, doğru ve yanlış gibi ahlaki kavramlar daha küçük parçalara ayrılamayacak, analizi gerçekleştirilemeyecek düzeyde basit kavramlardır. Dolayısıyla tanımlanmaları da mümkün değildir. Yani biz iyiyi herhangi bir şekilde tanımlayamayız diyor Moore. Bir renk olarak sarı kavramını nasıl tanımlayamıyorsak iyi kavramını da bu şekilde tanımlayamayız.
Doğacıların iyi kavramını ampirik yoldan doğrulanabilir doğal özelliklere indirgeyerek hataya düştüklerini ifade ediyor. Örneğin diyor hazcılık iyi kavramını has kavramıyla açıklamaya çalışıyor. Oysa iyi kavramını has kavramıyla açıklıyorsak has kavramını da yine iyi kavramıyla açıklamamız gerekir ki bu aslında döngüsel bir açıklamadır ve sağlıklı, anlamlı bir ispatlama yöntemi de olamaz. Yani herhangi bir kavramın tanımını başka bir kavramla eşitlemek bize yeterli açıklamayı sunmaz diyor Moore. Doğacılık, gayri doğacılık tartışması bağlamında gelişen bir tartışma ise metaetik realizm ve metaetik antirealizm. Bu tartışmada da esasında ahlak metafiziğinde ahlaki ifadelerin ya da niteliklerin varlığına yönelik bir tartışma. Realistler ahlaki ifadelerin ya da niteliklerin bir gerçekliğe karşılık geldiğini ve bu yönüyle nesnel olduklarını öne sürüyorlar. Realistlere göre iyilik, kötülük, doğruluk ve yanlışlık gibi ahlaki niteliklerin varlıklarından şüphe edilemez. Bunu basit bir örnekle belki açıklayabiliriz. Örneğin yani sıradan bir ifade olsun, ahlaki bir önerme olmasın, ifade olmasın, özür dilerim. 2 kiloluk sepet ifadesi olsun. Şimdi bu sepetin ağırlığını biz esasında beş duyu organımız aracılığıyla belirleyebiliriz. Yani bu konuda bilgi sahibi olmamız mümkündür. Ahlaki realistler aynı durumun ahlaki ifadeler için de geçerli olduğunu söylüyorlar. Yani biz iyilik, kötülük, doğruluk ve yanlışlık gibi ahlaki niteliklerin varlığından şüphe duyamayız diyorlar. Yine ahlaki bir ifadeyi örnek gösterelim. Hırsızlık kötüdür ifadesi öne sürüldüğünde hırsızlık olgusunun karşılık geldiği bir kötülük niteliği vardır. Ve bu gerçektir. Bunun gerçekliğinden ontolojik anlamda söz edebiliriz. Ve bu kötülük gerçekliği zihinlerimizden bağımsız olarak mevcuttur. Yani dünya üzerinde herhangi bir insan varlığı kalmasa dahi, hiçbir insan dünyaya gelmemiş olsaydı dahi, bu kötülük niteliği dünyada ontolojik anlamda vardı. Peki antirealistler ne diyor? Antirealistler ise ahlaki ifadelerin tabii ki karşıt görüş olarak ya da niteliklerin varlığını kabul etmiyorlar. Bunların karşılık geldikleri bir gerçeklik olmadığını öne sürüyorlar. Dolayısıyla eğer ahlaki ifadelerin karşılık geldikleri bir gerçeklik bulunmuyorsa ahlaki ifadelerin doğruluklarını ya da yanlışlıklarını tespit etmede de sorun çıkıyor. Bu bağlamda da biz aslında başka bir tartışmaya bağlanıyoruz. Ahlaki bilginin imkanı tartışması. Bu da karşımıza bilişselcilik ve gayri bilişselcilik tartışması olarak çıkıyor. Bilişselciler ahlaki yargıların arkasında doğruluğu ya da yanlışlığı tespit edilebilecek inançların yattığını düşünüyor. Dolayısıyla ahlaki ifadelerin doğrulanmaları bilişselciler açısından mümkün. Doğacıların ahlaki kavramları doğal özellikleri indirgediklerini söylemiştik. Bu bağlamda gayri doğacılar ahlaki kavramların tanımlanamayacağını ve doğal özelliklere indirgenemeyeceğini ifade ediyorlardı. Fakat onlara göre ahlaki bilgi mümkündür ve bu da sezgi yoluyla mümkün olur. Aslında bu açıdan baktığımızda hem doğalcılar hem de gayri doğalcılar ahlaki ifadelerin bilişsel değerinin bulunduğu konusunda hemfikirdir. Ve her iki yaklaşım da metaetik ve bilişselci bakış açısı başlığı altında incelenmektedir. Karşıt görüş olarak gayri bilişselciler peki ne söylüyor? Onlar da ahlaki ifadelerin esasında gerçekliğe uygunluğundan söz edilemeyeceğini ve doğrulanmalarının mümkün olmadığını düşünüyorlar. Tabii gayri bilişselcilik içerisinde de farklı yaklaşımlar var. Duyguculuk olsun, buyrukçuluk olsun, yine dışa vurumculuk olsun. Özellikle erken dönem gayri bilişselcilere göre ahlaki ifadeler rasyonel olmaktan daha çok duygu ve arzularımızın dışa vurumudur. Mantıkçı pozitivizmin etkisinde Ayer'in bu bağlamdaki görüşleri zikredilebilir. Eğer tabii ki ahlaki ifadeler bizim duygu ve arzularımızın bir yansıması, bir dışa vurumu ise
haliyle onların doğruluğundan ya da yanlışlığından bahsetmek de mümkün olmayacaktır. Bu çerçevede ahlaki ifadeler gayri bilişselcilere göre rasyonel açıdan çözümlenebilecek önermeler olmadıkları gibi bilimsel bir incelemeye tabi tutularak onlar aracılığıyla nesnel çıkarımlar yapılması da mümkün değildir. Çalışmamıza Hart'ın görüşleri bağlamında konu alan dışa vurumcu yaklaşımda çoğunlukla bir üst başlık olan gayri bilişselcilik altında incelenmektedir. Literatürde dışa vurumculuğun yaygın biçimde her ne kadar gayri bilişselcilik içerisinde incelendiğini ifade etsek de son dönemde özellikle Alan Gibbard dışa vurumculuğun rasyonelite boyutunu biraz da ön plana çıkartmıştır. Bu bağlamda mesela Max Schroeder diyor ki klasik gayri bilişselci yaklaşımların ahlaki dile, dışa vurumculuğun ise ahlaki düşünceye yoğunlaştığını ifade etmek mümkündür. Nitekim Alan Gibbard ahlaki ifadelerin konuşmacının zihin durumunun birer yansıması olduğunu öne sürüyor. Ve zihindeki kurallar setine aslında atıfta bulunuyor. Dolayısıyla aslında bu erken dönem gayri bilişselcilere, özellikle duyguculara baktığımızda ahlaki önermelerin aslında kişilerin birer duygu durumlarının yansıması olduğunu öne sürüyorlardı. Fakat bu son dönemde özellikle Gibbard'ın mesela yaklaşımında bir zihin durumu var ki bu zihin durumu aslında topluluğun bir zihin durumu da olabilir. Ve Gibbard'a göre ahlaki açıklamaların içerdiği kurallar esasında zihinlerimizde şekillenen norm sistemleri içerisinde varlık kazanmakta. Biz herhangi bir şekilde ahlaki bir ifadede bulunduğumuzda bunların yani bu norm sistemi bakımından doğrulanmaları ya da yanlışlanmaları da söz konusu oluyor. Ve bu durum esasında dışa vurumculuğun biraz daha rasyonelite boyutunu ön plana çıkarıyor diyebiliriz. Çalışmamın ikinci bölümü, doktora tezi çalışmamın ikinci bölümü, ahlak felsefesinden hukuk felsefesine bir geçit noktası, içsel bakış açısı kavramı başlığını taşıyor. Çünkü literatürde Hart'a dışa vurumculuğun atfedilmesi yine Hart'ın kuramında önemli bir yer işgal eden içsel bakış açısı kavramı ile mümkün olmakta. Bu arada slaytı kapatmayı unuttum sanırım. Evet. İçsel bakış açısı ve dışsal bakış açısı ayrımının Hart'ın kuramında önemli bir yer ifade ettiğini söylemeliyiz. Öncelikle dışsal bakış açısını açıklayarak başlayalım. Dışsal bakış, sistemin kurallarını benimsemeyen ve hukuku ampirik yöntemle incelerken yalnızca düzenlikleri dikkate alan gözlemcinin bakış açısını yansıtmakta. Bunun karşısına alan içsel bakış ise hukuk düzeni içerisinde kuralları kabul eden ve davranış rehberi olarak kullanan bireylerin bakış açısını ifade ediyor. Bunu şu şekilde belki örneklendirebiliriz. Biz örneğin Roma hukukunu incelediğimizde şu an Roma hukuku ölü bir hukuk düzeni olması dolayısıyla hukuk düzeni içerisinde şu an herhangi bir birey olmadığı için biz onun dışsal düzenliklerini esasında inceliyoruz. Ve hukuk düzenini, Roma hukuku düzenini aslında dışarıdan bir gözlemci olarak biz ele alıyoruz. Hart öncesi hukuki pozitivistler esasında bilimsellik kaygısı taşıyorlardı ve hukuku yalnızca gözlemlenebilir olgulara indirgemekteydiler. Ve bu durumda aslında hukuk düzeni içerisindeki kişilerin inanç, tutum ve motivasyonlarını göz ardı etmekteydi. Hart bu doğrultuda The Concept of Law kitabında özellikle ilk bölümlerinde John Austin'in görüşlerini oldukça temel bir şekilde eleştiriyor. Ve Austin'in hukuku egemenin yaptırım destekli buyrukları üzerinden açıklayan teorisini hukuk düzenini yalnızca dışarıdan gözlemleyen gözlemcinin bakış açısını temel olarak açıklaması gerekçesiyle eleştiriyor. Çünkü hukuk düzeni içerisindeki kişiler içsel bakış açısıyla kuralları benimsemekte ve onları kendi davranışlarına rehber olarak belirlemekteler.
Hukuku yalnızca davranış düzenlikleri olarak gözlemleyen dışsal bakış açısı hukukun bu içsel yönünü ıskalamakta. Öte yandan Hart'ın modern hukuk düşüncesinin temelinde egemenin buyruklarından daha çok kural fikrinin yattığını öne sürdüğünü de ifade etmeliyiz. Dolayısıyla yani Hart'ın kuramında kurallar çok merkezi bir pozisyonda ve Hart'a göre hukuk düzeninin devamlı ve sürekliliği de bu kurallar yani yasalar aracılığıyla sağlanıyor. Aksine Austin'in iddia ettiği şekilde tebaanın egemene itaat alışkanlığı hukuka uyma davranışını yeterli düzeyde açıklamamakta. Dolayısıyla hukuk düzeninde kurallar içsel bakış açısı ile benimsenir ve içsel açıdan kabul edilen kurallar kişilerin davranışlarına yön gösterici olur. Tabii ki bu bağlamda aslında Hart hukuk düzeni içerisindeki kuralların hukuk düzeni içerisindeki bireylerin tamamı tarafından içsel bakış açısıyla benimsenmesi gerektiğini söylemiyor. Büyük oranda yani genel bir kabulün olması ve resmi görevlerin esasında bu içsel bakış açısına sahip olmasının yeterli olduğunu söylüyor. Tabii Hart'ın kuramının temelinde kurallar olduğunu ifade ettik. Bu çerçevede Hart hukuk düzenlerinde birincil kurallar ve ikincil kurallar olmak üzere iki tür kuralın varlığından söz ediyor. Birincil kurallar bireylere ne yapmaları ya da ne yapmamaları gerektiğini bildiren kurallar. Yani herhangi bir insan topluluğu yalnızca birincil kurallara sahip olarak yaşamını idame ettirebilir. Fakat gelişmiş bir hukuk düzeni için ikinci kurallara ihtiyaç duyulur diyor Hart. Tanıma kuralı, değişim kuralı ve yargılama kuralı olmak üzere de üç tür ikinci kuraldan söz ediyor. İçsel bakış açısı kavramı ile doğrudan ilişkili olan tanıma kuralı diğer ikinci kural türlerine nazaran literatürde daha çok tartışma konusu olmuş. Tanıma kuralı bir kuralın topluluğa ait olup olmadığını tespit eder ve kurallar arasında ilişkilendirmeyi sağlar. Hart tanıma kuralının bu bakımdan hukuk düzeni ve dolayısıyla hukuki geçerlik fikrinin çekirdeğini oluşturduğunu ifade ediyor. Hukuk düzeni içerisinde tanıma kuralının farklı görünümleri ve tanıma kuralına ilişkin farklı kişilerin farklı kabulleri bulunabilir elbette. Hatta bir hukuk düzeni içerisinde birden fazla tanıma kuralının bulunması da mümkündür. Hart hukuk kurallarının geçerli olduklarını belirleyen tanıma kuralı ile içsel bakış açısı kavramı arasında bir ilişki kuruyor. Tanıma kuralı kullanıldığında aynı zamanda hukuk düzeni içerisindeki bireylerin içsel bakış açısı ortaya çıkıyor. Normatif özellik arz eden içsel bakış açısı bu yönüyle dışsal bakış açısından ayrılır ve hukuk düzenini dışarıdan gözlemleyen kişinin sahip olduğu dışsal bakış açısı betimleyiciyken Austin'in hukuk düşüncesi de özür dilerim yani içsel bakış açısı aslında normatifken dışsal bakış açısı da bu bağlamda betimleyicidir. Hart'a dışa vurumculuğun atfedilmesi de aslında tam da bu içsel bakış açısı kavramıyla mümkün olmakta. Hart'ın görüşlerindeki dışa vurumculuğu ilk keşfeden kişinin Joseph Raz olduğu ifade edilmekte. Yine konuyu en kapsamlı biçimde ele alan yazarın ise Kevin Toh olduğu ifade edilmektedir. Tabii Kevin Toh'un bu Hart'a dışa vurumculuğu atfettiği çalışmasıyla birlikte literatürde bu bağlamda yapılan çalışma sayısının arttığını da söylememiz gerekiyor. Tabii Hart'ın dışa vurumculuğu üzerine farklı çalışmalar var ama bu bağlamda yazarlar arasında bir mutabakat olduğunu biz söyleyemiyoruz. Bu bağlamda ben de çalışmamda farklı yazarların görüşlerine yer verdim. İfade ettiğim gibi bunlardan birisi Kevin Toh, bir diğeri Matthew Kramer, Stephen Finley ve David Plank'tı. Üçüncü bölümde de ben esasında bu görüşleri tartıştım ve Hart'ın dışa vurumcu olup olmadığıyla birlikte Hart'ın dışa vurumculuğunun türünü belirlemeye çalıştım. İlk olarak Kevin Toh'un görüşlerini ele aldım. Toh'a göre Hart, hukukun içsel ifadelerinin dışa vurumcu,
veya gayri bilişsel bir çözümlemesini önermekte. Ve Kevin Hart'ın bizzat kendi metinlerini inceliyor. Aynı zamanda da bu az evvel belirttiğim Alan Gibbard'ın norm dışı vurumcu yaklaşımları ile Hart'ın görüşleri arasında benzerlik kuruyor. Ve yine Hart'ın yaşadığı dönemde baskın etik anlayışın dışa vurumculuk olması hasebiyle Hart'ın bu görüşlerden de etkilenmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Özellikle John Longshaw Austin bağlamında bilindiği üzere ikisi aynı üniversitede çalışmış. John Austin'in söz edimleri kuramı bir anlamda aslında Hart'ı etkiliyor. İkisi arasında bir etkileşim var ve hatta atıflar falan da çalışmalarda söz konusu. Çalışmamda görüşlerini incelediğim ikinci yazar az evvel ifade ettiğim gibi Matthew Kramer. Kendisi özellikle tespit ettiği sorunlu kısımlar bakımından Kevin Toh'un görüşlerini eleştiriyor. Ve Kevin Toh'un iddia ettiği şekilde Hart'ın gayribilişselci olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ediyor. Fakat Hart'ın dış savunuculuğunu da bütünüyle reddetmiyor. Yani Hart şey Kramer da diyor ki evet Hart bir tür dış savunucu. Fakat tabii ki burada dış savunuculuğun türü bağlamında bir belirsizlik var. Bu belirsizlik esasında biraz da Hart'ın kendi metinlerinden kaynaklanıyor. Çünkü Hart'ın erken dönemlerinde gayribilişselci olmasını bizim onu gayribilişselci olarak yorumlayabileceğimiz pek çok ifadesi var. Fakat son dönemlerde özellikle semantik ve pragmatik ayrımını biraz daha çalışmalarında belirginleştirdikçe bunu da kendisi aslında açıkça ifade ediyor. Hani bu ayrım konusunda eskiden çok fazla bilgi sahibi değildim. Bunu fark ettim. Bundan sonraki bakış açım biraz daha farklı diyor. Bu anlamda aslında gayribilişselciliği erken dönemde kabul ederken geç dönem çalışmalarında bu durum biraz farklılaşıyor. Üçüncü bölümde son olarak Stephen Finley ve David Plankton görüşlerine yer verdim. Onlar da Simon Blackburn'un yarı realist görüşlerinden etkileniyorlar. Bu gayribilişselcilik ve antirealizm arasındaki ilişkiyi ifade etmiştik az evvel çok genel hatlarıyla da olsa. Yarı realizmde ise ahlaki ifadelerin ve niteliklerin sanki varmışçasına yönelik bir kabul var. Yani biz bu gerçeklikleri varsayım olarak kabul edersek dolayısıyla ahlaki ifadelerin doğrulanmaları mümkündür şeklinde yaklaşımları söz konusu. Dolayısıyla Stephen Finney ve David Plankett aslında dediğim gibi Simon Blackburn'un yarı realist görüşlerinden ilhamla bir yarı dışa vurumcu görüş geliştirmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Hart'ın görüşlerini de aslında yarı dışa vurumcu olarak niteliyorlar. Şimdi metaetik dışa vurumculuk ile gayribilişselcilik arasında yakın bir ilişki söz konusu. Gayribilişselcilik, metaetik, antirealizme koşut biçimde olguların metafizik anlamda varlığını reddeder. Böylelikle normatif ifadelerin olguları temsil etmediği iddia edilir. Dolayısıyla normatif ifadelerin karşılık geldikleri olgular bulunmadığından bu ifadelerin doğrulanmaları da mümkün değildir. Doğrulanmaları mümkün olmayan ahlaki önermelerin ise bilişsel değeri bulunmaz. Hart'ın gayribilişselci olup olmaması dış savunucu olarak değerlendirilmesi bakımından da oldukça önem arz etmekte. Yine az evvel ifade ettiğim gibi Simon Blackburn'un yarı realist ve Alan Gibbard'ın norm dışa vurumcu yaklaşımları yakın dönem dışa vurumcu görüşleri klasik gayribilişselci yaklaşımlardan farklılaştırıyor. Yeni dışa vurumcu yaklaşımlar özellikle zihin durumuna yaptıkları göndermeler dolayısıyla ahlaki ya da hukuki normların içerisinde bulundukları normlar bütünü bağlamında doğrulanmalarının mümkün olduğunu ileri sürmekteler. Hart'a atfedilen dış savunuculuğun içeriği bakımından farklı yazarların farklı görüşlerinin bulunduğunu ifade etmiştik. Hart'ın dış savunuculuğuna yönelik Kevin Toh gayribilişselci bir okuma yapıyor. Kramer, Finley ve Plankett ise bu yaklaşımı reddediyor. Öte yandan görüşlerine yer verdiğimiz yazarların tamamı Hart'ın bir tür dış savunucu olduğu konusunda hemfikir.
Şahsen ben de Hart'ın özellikle bu metindeki kendi metinlerindeki çelişkiler ve daha yakın metinlerindeki ifadeleri dolayısıyla Kramer, Finley ve Plankton görüşlerine katılıyorum ve Hart'ın gayri bilişselciliği açıkça reddetmesi sebebiyle klasik anlamıyla gayri bilişselciliği Hart'a atfetmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu çerçevede aslında şunu söylememiz mümkün. Hart'ın yaşadığı dönemde bugünkü anlamda bir dış avrumculuk yok. Dolayısıyla onu proto dış avrumcu olarak nitelendiriyorlar. Ben de Münih Üniversitesi'nde etik merkezinde orada Doktor Marius Baumann'la konuşurken o da şunu söylemişti. Özür dilerim. Proto yarı dış avrumcu olabilir önerisini getirmişti. Ben de bu görüşe katılıyorum. Ve Hart'ı esasında proto yarı dış avrumcu olarak değerlendirmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Sonuç olarak metaetik tartışmaların ahlak felsefesi özellikle analitik felsefe yazınında canlılığını sürdüren bir ahlak felsefesi alanı olduğunu ifade edebiliriz. Hart'ın hukuk düşüncesinde içsel bakış açısı kavramıyla kendisini gösteren metaetik dış avrumculuk, modern dönem ahlak felsefesi ve hukuk felsefesi arasındaki etkileşim noktalarından birisi. Bu çerçevede hukuksal dış avrumculukta olduğu gibi metaetik alanda gerçekleşen tartışmaların hukuk alanı bakımından ele alınması hukuk felsefesi tartışmalarının içeriğini zenginleştireceği şahsen kanaatindeyim. Yani çalışmamın önemi bağlamında açıklamalarda bulunurken meta hukuk kuramları bağlamında belki hukuk felsefesinde bir boşluğun olabileceğinden söz etmiştim. Dolayısıyla eğer biz Hart'ın dış avrumculuğunu tartıştığımızda hukuksal dış avrumculuğun imkanını tartışıyoruz. Hukuksal dış avrumculuğun imkanını tartışırken de aslında meta hukuksal kuramların metaetikteki kuramlara benzer biçimde imkanını tartışıyoruz. Özellikle hukuk felsefesindeki tartışmaların bir şekilde normatif boyutla sınırlandığı, daha çok normatif alana odaklandığı ve yine doğal hukuki pozitivizm tartışmalarına yoğunlaştığı göz önünde bulundurulduğunda bu ilişkinin açığa çıkarılması, yani modern dönem bakımından bu etkileşimin açığa çıkarılmasının meta hukuksal dış avrumculuk benzeri yeni özgün yaklaşımların gelişmesinin önünü açacağı kanaatindeyim. Ben tez başlığımda metaetikten meta hukuka, hukuk felsefesine dış avrumcu bir iz ifadesini kullanmıştım. Burada Hart'ı esasında hukuk felsefesinde dış avrumcu bir iz olarak nitelendirdim. Dolayısıyla aslında Hart'ın bu dış avrumculuğu farklı yaklaşımların metaetikten meta hukuka taşınmasında da öncü rol üstlenebileceği kanaatindeyim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten kapsamlı, kuşatıcı hem tezin bir özeti niteliğinde hem de burada hem metnin referanslarını birçok modern hukuk kuramcısının, ahlak kuramcısını atıfla, isim ben atıfla, referansla güzel bir entelektüel gezintiye çıkardı bizi Ali. Teşekkür ediyoruz. Benim bu noktada gerçekten hep söyleye geldiğim bir şey, yaratıcı diyalogların sürdürülüyor olması. Hani hard working tartışması gibi artık klasikleşmiş, kanonik bir şey haline dönüşmüş bu türden tartışmaların hukuk akademisi açısından, bizler açısından bir ilham kaynağı, bir referans çerçevesi olması gerektiğini düşünüyorum. Bilimsel gelenekte, ekolleşmelerde herhalde böyle olabiliyor. Belki burada vakit kalırsa tabii daha çok konuklarımıza soru için imkan tanıyacağız ama bu hem betimleyici anlamın, betimleyici düzlemde Hart'ın bir şey olarak, bir referans kaynağı olarak işte modern dönem hukuki pozitivizmin kanonik yapıtlarını ortaya koymuş, hem öncesiyle hesaplaşmış eleştirel bir perspektifle hem sonrasına ilişkin böylesi açılımlar kendi kavramsal düzeni içerisinde
İşte dışa vurumculuk şeyin RAS'ın keşfiyle başlayıp devam eden bir tartışma alanı. Ben şeyi merak ediyorum. Yani bu tartışmada Ali Sağlam günün sonunda acaba bunun üzerinden mesela aklıma işte etik ikilem boyutuna indirgemeden hani bir etik kriz, bir ahlaki kriz anlamında sorumu yöneltmek istiyorum. Yasama düzeyinde tabii ki belli bir ulusal yasama pratiğini kastederek söylemiyorum ama buna ilişkin mesela ipuçları, örneklemler söz konusu mu? Bunun bu perspektifin, bu dışa vurumcu metaetik perspektifin bu kriz olarak tırnak içerisinde nitelediğim ya da ikilem her neyse ne tür bir katkı sağladığı, bu etkileşimin ne tür bir pozitif katkı oluşturduğunu mesela merak ediyorum. Belki de sadece yani yasama pratiği açısından değil, belki işte yargı pratiği ya da işte hukuk pratiği daha doğrusu açısından belki örneklemler olabilir, ilgili metinlerde, referanslarda olabilir ya da bizatihi kendi kişisel işte gözlemin olabilir, yorumsaman olabilir. Böyle bir şey aklıma geldi. Evet, şimdi evet, ondan sonra bunu yanıtlamak istersen Tabii hocam. sonrasında da diğer konuklarımıza soruları için imkan sağlayacağız. Buyurun. Ya özellikle Hart'ın The Concept of Law kitabında ilk bölümleri okuduğunuzda Austin'i çok esaslı bir şekilde eleştirdiğini görüyorsunuz. Tabii bu Austin'in çalışmalarının değersiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine Austin de hukuk felsefesi yazınında oldukça önemli bir yere sahip. Fakat bence Hart kendi dönemi bakımından aslında Austin'i eleştiriyor. Ve Hart'ın bu bağlamda içsel bakış açısı olarak tezahür eden görüşlerinde benim şahsi olarak değerli bulduğum özellikle hukuk pratiği bağlamında vatandaşların hukuku içsel olarak benimsiyor olması. Yani Hart diyor ki aslında hukuk sadece yaptırım değil, egemenin yaptırımı değil. Bir anlamda aslında hukukun demokratik yanına da vurgu yapıyor. Yani hukuka uyma faaliyeti, hukuka uymanın arkasında sadece yaptırım değil, bireylerin o kuralları benimsemesi, içselleştirmesi olduğunu ifade ediyor. Bu bence özgün bir yaklaşım. Hukuku belki bu bağlamda dışa vurumculukla da ilişkilendirdiğimizde ben özellikle hukuk uygulaması bakımından bizim anlayışımızı geliştirdiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi de katılımcılarımıza soruları, yorumları için söz vermek istiyorum. Sesli bir şekilde ifade edebilirlerse mutlu oluruz. Soru yoksa ben bir şeyden daha bahsedebilirim. Evet, buyurun. Şimdi metaetik kuramların normatif olanı belirleme amacına yönelmediğini ifade etmiştim. Dolayısıyla hukukta da böyle bir alana belki ihtiyaç var. Hukukta biz aslında normatif hukuk kuramlarını ifade ederken kendimizi bir anlamda aslında normatifliğe yöneltiyoruz. Yani hukuku biraz da aslında pratik boyutuyla ele alıyoruz. Oysa ifade ettiğim gibi yani kendimizi bu şekilde sınırlamadığımızda yani tıpkı etikte olduğu gibi metaetik kuramlarda olduğu gibi hukukun doğasına ilişkin kuramları normatiflikle doğrudan ilgilenmeksizin ele aldığımızda farklı bir bakış açısı da farklı bir aslında alan da karşımıza çıkıyor. Ben bu bağlamda hukuk felsefesinin çok fazla hukuk uygulamasına odaklandığını düşünüyorum. Kitabın ön sözünde de hatta Jaroslav Pelikan'ın Üniversite Fikri kitabından bir alıntı yapmıştım. Jaroslav Pelikan akademide yani günümüz modern dönem akademisinde faydacılığın çok fazla etkili olduğunu düşünüyor. Yani faydacı düşüncenin akademik çalışmaları çok fazla yönlendirdiğini düşünüyor. Bu bağlamda ben de aslında hukuk felsefesinin pratik sorunlarla ilişkilendirilmesinin yoğun biçimde bu faydacılıkla ilişkili olabileceği kanaatindeyim. Hatta Jaroslav Pelikan'ın verdiği şöyle bir örnek var. Diyor ki 1900'lü yıllarda Britanik ansiklopedisine baktığımızda uranyum madde olarak çok kısa bir yere tekabül ediyor. 2 sayfalık bir kısım sanırım.
Mesela onun yanı sıra antik dönemde Pers İmparatorluğu'na karşı kurulan Delian Ligine mesela 12 sayfalık bir yer ayrılmış. Halbuki 1900'lerin başında biz uranyumun atom bombası için kullanılabilecek bir element olduğunu bilmiyorduk. Dolayısıyla biz eğer sadece fayda nazarıyla bakarsak uranyum bizim için değersiz bir element olabilirdi. Bu bağlamda faydacılık belki bizim hukuk felsefesindeki çalışmalarımızda kısıtlıyor olabilir. Bunu da bu bağlamda ifade etmek istedim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi yaklaşık 6 dakika kadar süremiz var. Sorusu olan katılımcımız varsa sorusunu alabiliriz. Evet. Yok herhalde. Bir soru var hocam Hocam sanırım. Ali Hoca Buyurun. soracak. Ali Hocam. Tamam. Buyurun hocam. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Gerçi akşam Teşekkür Sivas'ta ediyorum. yaklaştı ama sizde daha var. Biraz bizimle aranızda mesafe var. Evet. Ben soru sormasam olmaz diye mi gülürsün hocam? Şimdi ben önce tezin ilk başlığından itibaren belirlenmesinden anladığım kadarıyla, Muharrem Hoca'nın anlattığından anladığım kadarıyla, tezin seçilmesinden belli bir süre geçinceye kadar kendilerinin danışmanlığında sürdü. Sonra da Güllüs Hocam devam ettirdi ve bitirdi diye anladım, eğer yanlış anlamadıysam. Ben önce Hocam yok, Muharrem Hoca yine götürdü. Ben yardımcı oldum bazı konularda sadece. Muharrem Ben götürmedim. Ben danışman da hoca hep götürdü. Ben sadece bazı konularda yardımcı oldum. Hocanın konuşmasından yola çıkarak bu değerlendirmeyi yaptım. Ben ikinize de teşekkür ediyorum. Tabii daha büyük teşekkürü Ali Sağlam'a yapıyorum. Çünkü çok kapsamlı, Muharrem Hoca'nın söylediklerinin üzerine söz söylemeyeceğim. Tez gayet sistemli, çok güzel bir tez olarak karşımıza çıkmış. Ben işi biçimsel anlamda değerlendiriyorum. Bir soru soracağım. İsmini tam anlayamadım ben. Belki o arada kaçırdım. Hukuk felsefesi alanı ile ilgilenenlerin daha çok hukukçular olduğunu, felsefecilerin bu alana ilgi göstermediklerini söyleyen bir düşünürden, bir entelektüelden bahsettiniz diye düşünüyorum. Yine bir hukuk felsefecisinden duyduğuma göre Hart'ın da önce bir hukuk lisansına sahip olmadığını, daha önce felsefeci olduğunu, bu sadece benimki duyma anlamında, bir araştırmam olmadı, özel bir araştırma. Alanla ilgili özel bir çalışması olan birisi olarak sizin bu konudaki bilginiz, ekstra bilginiz, bu bilgi doğru mudur, değil midir? Birinci sorum bu. İkincisi de ben her iki hocayla da bu hukuk felsefesi çalışmaları üzerine röportaj yapmış birisi olarak benim de Türkiye'deki bu konudaki tanıklığım alanın %99, onda 9'u herhalde hukukçulardan oluşuyor. Nedense bizim felsefecilerin ilgisizliğinden mi, yoksa hani genel kültür anlamında ben ilgileniyorum ama kendimi bir hukuk felsefecisi olarak asla tanımlamıyorum. Bu alanın, bu sözünü ettiğiniz entelektüel ya da felsefeci mi, onu da bilmiyorum tabii, o konuda biraz da bilgi verirseniz sevineceğim, zaman da var, soru da yok. Bunu çok önemsiyorum ben. Yani felsefeciler ile, adı felsefeci olanlarla hukukçu felsefeci ya da hukuk felsefeciler arasındaki iletişimin daha fazla olması, bu alanın birlikte daha ileriye götürülmesi için neler yapılabilir? Böyle bir şey yapılabiliyor mu? Tabii Gürlüs hocamın, kıymetli hocamızdan, Kürade hocamızdan doktora yaptığını da bilerek, altını çizerek de bu hususa işaret etmek istiyorum. Teşekkür ediyorum tekrar, hem alana katkınız için hem de sunumunuz için diyorum ve sizi dinlemeye başlıyorum. Ben kapatayım sözümü. Ben teşekkür ederim hocam. Bu ifadeleri kullanan Roger Cotterell, aslında Roger Cotterell Anglo-Amerikan bağlamında bunu söylüyor. Özellikle bizim Amerikan realizmi olarak ifade ettiğimiz hukuk düşüncesi akımlı büyük oranda hukukun pratiği içerisinden gelen isimleri yönlendiriyor. Bu bağlamda aslında Anglo-Amerikan dünyadaki
hukuk felsefecilerinin büyük oranda hukukçulardan olduğunu, hukukçulardan oluştuğunu söylüyor. Bana kalırsa hani ben kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyeyim. Yani iki çok kapsamlı alan, yani hukuk ve felsefe. Ben kendi adıma tabii ki bir felsefe lisansına sahip olmadığım için meta etik çalışırken oldukça zorlandım. Bunu itiraf etmeliyim. Yani meta etiğin başlıca kendi kendine terminolojisi var. Yani müstakil bir terminolojisi var. Bu size aktardığım tartışmaları anlamak için özellikle yabancı kaynaklardan anlarken, bunlar arasındaki ilişkileri çözerken, tabii ki hukuka uyarlarken de oldukça hani derin incelemeler, araştırmalar yapmam gerekti. Ben iki farklı, iki geniş alana yayılmış yani hukuk felsefesinin iki farklı disiplinden oluştuğunu gördüğüm için bu zorluğun ortaya çıktığını düşünüyorum. Belki işte hani felsefeciler hukukun bu biraz daha hani normatif boyutuna girmek istemiyor olabilirler. Bu da belki bir sebep olabilir. Dolayısıyla belki hani hukuk felsefecilerinin daha çok hukukçulardan olması bundan kaynaklanıyor olabilir diye düşünüyorum. Hart'ın bildiğim kadarıyla pratik tecrübesi var. Yani ben yani hukukçuluk tecrübesinin olduğunu hatırlıyorum. Ama büyük oranda tabii Oxford'da çalışıyor. Felsefe derslerini veriyor. Tabii ki bu anlamda yani Hart'ın mesela çalışmasını bu anlamda değerli kılan da diğer felsefecilerle olan etkileşimi. Özellikle John Longshaw Austin'le. Yani söz edimleri kuramından oldukça etkileniyor. Bu bağlamda zaten dış savunuculuğun o dönemde baskın etik görüş olduğunu ifade ettim. Aslında hukuk felsefesi de bu felsefenin diğer alanlarıyla ne kadar çok etkileşimde olursa içeriği de o kadar zenginleşiyor diye söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten doyurucu, güzel bir sunum oldu. Ali'ye teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Katılımcılarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bir dahaki toplantıda, bir dahaki sunumda bir araya gelmeyi temenni ediyorum. Başta İyonlu Hocam olmak üzere kıymetli hocalarımı, meslektaşlarımı, genç arkadaşlarımı da katılımlarından, katkılarından ötürü kutluyorum, tebrik ediyorum. İyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz de sizlere Türkiye Felsefe Kurumu olarak bu çalışmalar zaten sizlerin katılımlarıyla devam ediyor. Destekleriniz çok önemli. Muharrem hocam, bir tane daha doktora öğrenciniz var. Onu da ileriki aylarda sizi yeniden konuk Memnuniyetle, edeceğiz. memnuniyetle, Çok memnuniyet. teşekkür ederim. Yonlu hocam, bir şey demek ister misiniz? Yok, çok teşekkür ederim. Ya, Ali Taşkın'a bir ufak bilgi vereyim. Amerika'da hukukun lisansı yok. Onun için başka bir alandan sonra hukuk okuyorlar. Belki onun etkisinde oluyor bu senin dediğin. Yani hukuk lisansı yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. Teşekkür ederim hocam. Ben duymuştum, sonra bir ara baktım. Aynen sizin söylediğiniz gibi önce felsefeyle ilgilenip daha sonra hukukla da mutlaka iştigal ediyor ama hani bu lisans bizimkine benzer bir lisans eğitiminden geçip geçmediğine ilişkin Ali'nin özel çalışması olduğu için belki dedim daha aydınlatıcı bilgi verebilir. Teşekkür ederim. Benim için yeterli. Hocamı getirebilir misiniz? Gürüz hocamı bu hafta burada ağırlayacağız Sivas'ta. Perşembe günü. Evet, ben gideceğim. İyi yolunu hocam da inşallah beraber geliriz hocam. Ne oldu Çok güzel. anlamadım. Sivas'a sizi davet ediyor Ali Hoca Ha. hocam. Hızlı trenle gelebilirseniz çok mutlu oluruz. Şeref verirsiniz. Bakarız değil mi hocam? Hocam. Evet, o kadar evet. Muharrem Hocam'ı ağırladık. Yine bekleriz. Zamanı varsa o da buyursun gelsin. İyi. Evet, hep beraber bizi çağırıyor hocam, Ali hocam. Evet. Memnuniyetle, çok güzel bir ev sahipliğiyle sağ olsun Ali Hocam bizi Estağfurullah. karşıladı. Güzel bir program oldu. İnşallah bir dahaki
fırsatlı gelmeyi arzu ederim. Biz de bekliyoruz. Her zaman bekleriz hocam. Evet, Tamam, tekrar biz çok teşekkür ediyoruz Türkiye Felsefe Kurumu olarak. Bir dahaki toplantımız Haziran ayında yapacağız. Tekrar çok teşekkürler hepinize. Ben iyi bir hafta sonu dileyeyim. Görüşmek üzere. görüşürüz. Görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere. Sağ olun.